Sevgili değerli Beykozlular, Fen İşleri Müdürlüğü gerçekleştirme oranı açısından 2014 yılında %67, 2015 yılında %7, 2016 yılında ise %61 ile kapattı. 2017 yılında ilk 9 ayında ise ancak %38 gerçekleştirme oranına ulaşabildi. Fen İşleri Müdürlüğü'nü yeterince çalıştırmadınız ve kontrol edemediniz. Bunun sonucunda da her yağan yağmurdan sonra yollar nemine döndü. Milyonlarca liralık harcanan parke taşları aynı harcanan paralar gibi suda akıp gidiyor. Bütçeyi bitirmediğiniz plansız, programsız ve kontrolsüz işler yaptınız. Aynı anlayışla devam etmeniz halinde 2018 bütçesi de maalesef heba olacak. Gerçekleşiyor olanları bakımından hep önde olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2017 bütçesi 21.147.000 lira, 2018 bütçesi ise 15.998.000 lira, geçmiş yıla kıyasla azalmış olduğu görülüyor. Bu rakamlar sizi yanıltmasın. Zira bu müdürlüğün bazı hizmetleri yeni kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne devredildi. Bu müdürlüğün bütçesi 10.164.000 lira. Bu müdürlüğün bütçelerin harcama kalemlerine baktığımızda ise Beykoz'un gün geçtikçe sosyal yardım ihtiyacının daha da artacağını görüyoruz. Sadece bu müdürlük aracılığıyla 2018 yılında hane altına verilmesi planından tutar 6 milyon lira. Yiyecek ve yiyecek yardım 3 milyon 500 liradır. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 2017 yılı bütçesinin ilk 9 ayında %68'ini kullanmış ve yıl sonunda da bütçeyi aşarak bitireceği tahmin ediliyor. Değerli meclis arkadaşlarım, bu müdürlük bütçenin harcama için emin olun çok çalışıyor. Sonbahar yağmurlamalarında çayır festivali yaparak bunu ispatlamak istiyor. Bütçeye genel olarak bakıldığında ise bütçe yapıcıların yıllar uyguladıkları politikalar nedeniyle bizlere okunan bol sıfırlı rakamların sadece yansıtma perde kaldığını, aynı sorunların devam ettiğini görüyoruz. Yerelde iktidara geldiğimiz tarih 28 Mart 2004. Bugün 18 Ekim 2017. Geçen süre 4952 gün. İktidara gelmenin üzerine geçen süre. Yıllardır bütçe oluşturuyorsunuz. Yüksek bütçelere rağmen sonuçlandıramadığınız projelerini anlatıyorsunuz. Her herhalde günler gerçeğe döndüğümüzde ise yüksek bütçelere rağmen nikah salonu projesi, Yalıköy kapalı pazar yeri projesi, emekli yaşam merkezleri ve gençlik merkezleri,